Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, vekil arkadaşlarım hepinizi selamlıyorum. Tabii bakanın sunumunda da burada konuşan tüm konuşmacılarda da ihracatın arttığına, ihracatın artmasının sevindirici olduğuna dair çok şeyler duyduk. Evet, ihracatın artmasından herkes mutlu olur. Fakat bizim ihracatımız gibi değil. Bakan sunumunda da gördük. Bir takım dünyanın yaşadığı krizlerle paralel olarak bizim ihracatımızda bir artış var. Mesela pandemi süreciyle ilgili tedarik zincirlerinin değişmesi, insanların yakın coğrafyasından alışveriş yapması gibi, mesela Brexit gibi, mesela konteyner arzında yaşanan krizin bile bizim ihracatımızın artışında önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat bu nispi bir artış. Özünde bir artıştan bahsetmek için başka şeylere bakmak gerekiyor. Mesela bizim birim başına ihracatımızın ton kilogram ihracatımızın bedeline bakmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, biz ihracatla kalkınmak istiyorsak belli değerleri yakalamak zorundayız. Yoksa belli değerlerin altındaki ihracatla eğer kalkınmaya kalkarsak bunun adı emeğimizi, toprağımızın hakkını ve konumumuzun avantajını ucuz fiyata başkalarına pazarlamış oluruz. Yoksa bilim üretmeden, bilim üreten ihracatı yapmadan ya da katma değeri yüksek inovatif ürünleri ihraç etmeden ihracatta bir nitelik artışından bahsetmek mümkün değil. Neden bahsediyorum? Bizim ülke olarak bugün Ekim ayı sonu itibariyle birim ihracatımızın kilogram başına değeri 1.09 dolar. Peki dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda durum ne? Mesela Japonya birim ihracat kilogramı 4 dolar. Almanya yakın coğrafyamızda 3.7 dolar. Yani biz insanımızın emeğini, toprağımızın hakkını, ham maddemizi çok ucuz fiyata işlemeden dünyaya pazarlıyoruz. Bu anlamda ihracatımızı inovatif ürünlerle destekleyip rakamı yükseltirsek eğer ihracatta başarılı olabiliriz. Bu şekilde de ihracatla bir kalkınmadan söz etmemiz mümkün değil. Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Güzel. Paris İklim Anlaşması'nın bize getireceği bir takım avantajları hızlıca Ticaret Bakanlığı'nın ticaret yapan, özellikle ihracat yapan firmalara eğitim olarak vermesi gerekiyor. Çünkü sınırda karbon uygulamasına takılmamamız gerekiyor. Sadece sınırda karbon, işte ben parayı ödedim, ihracat yaptım, bu maliyete katlanırım gibi bir yaklaşımla da ihracatımızı kurtaramayabiliriz. Çünkü insanların, özellikle Avrupa'daki tüketicinin tutumları farklılaşabiliyor. Yani onlar örneğin bir ülkede çocuk işçi kullanılıyor mu, buna göre o markalara karşı boykotlar uygulayabiliyorlar. Türkiye'nin de hızlıca yeşil ekonomiye geçiş yapması, bu konuda ihracatçılarımızla destekleniyor olması gerekiyor. İhracat kısıtlamasıyla iç piyasayı dengelemeye çalışıyoruz. Bu da Ticaret Bakanlığımızın üzerine uygulanan bir baskı aslında. İhracatı belli kalemler itibariyle kayda almaya çalışıyoruz. Kayıt altına alarak yavaşlatmaya çalışıyoruz. Mesela gübrede, gübreyi ihracatı yavaşlatarak kayıt altına alarak iç piyasada fiyat dengesini yakalamamız mümkün değil. Çünkü gübre gibi ürünlerin %95'inin ham maddesi ithal değerli arkadaşlar. Yine ihracat demişken dikkat etmemiz gereken birkaç hususlar var. Ben bakanlığa daha önce de belirtmiştim. Transit hükmündeyken Bulgaristan'da mesela bizim gıda ürünlerimiz, örneğin mantar gibi ürünlerimiz hiç yeri olmamasına rağmen orada durdurulup bozulana kadar bekletilip tahlile tabi tutulduklarını biliyoruz. Bunlara müdahale etmek zorundayız. Gümrüklerde otomasyon tek pencere sistemi benim takdirle karşıladığım sistemdir. Doğrudur. Yapılması gerekiyor ve geliştirilmesi gerekiyor. Fakat bununla ilgili hataların mükelleflerin üzerine yıkılması doğru değil. 23.09 tarife pozisyonundan örnek vermem gerekirse eğer, bu pozisyonla ilgili tarife kontenjanı ABD açılıyor 2019 yılında. Fakat hata kontenjan dolduktan sonra hala vermeye devam ediyor izni. Sonrasında 3 yıl sonra mükelleflere dönüyoruz. İnsan ticaretini yapmış, malını satmış, değerlendirmesini yapmış. Dönüyoruz, faiziyle birlikte biz yanlışlıkla vermişiz. Sistem kendini kapatmamış. Bunun faiziyle birlikte vergisini yüklenin diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Değerli arkadaşlar, bizim bakanlığımızın gümrüklerde modernizasyona geçmesi önemli bir şey. Yurt dışından gelen bir tüccarın, yolcunun ya da aracın nakil vasıtasının Türkiye'de gümrüklerle karşılaşıyor. İlk bunların modernizasyonu önemli. Fakat modernizasyon yaparken belli şeyleri de kaçırıyoruz galiba. Elimde bir belge var.
Bizim Kaçkar Gümrük Bölge Müdürlüğümüze bağlı Sark Gümrük Müdürlüğümüz 106 milyon dolar civarı bir bedelle yenileştirildi. Fakat ne hikmetse bu kadar para harcadığımız bir gümrük kapımız şu an yasal olarak kaçak hizmet verir durumda. Çünkü biz bununla ilgili bir zahmet edip de bizim Kemalpaşa Belediyesi'ne gidip yapı kullanım izin belgemizi almadık. Kanunlar hükmünde kaçak pozisyonunda bunu kapatsak, mühürlesek neden yaptık diyeceğiz. Türkiye'nin itibarı açısından sıkıntılı bir durum oluşacak. Hala Mersin'e doğru uyuşturucuların geldiğini duyuyoruz, gözlemliyoruz. Bununla ilgili anlaşılan o ki yeterli tedbir almamışız ve Mersin gümrüğüne doğru insanlar geliyor. Kaçakçılıkla ilgili birçok şey yapıyoruz. Verdiğimiz veriler bence gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Burada ekonomik veriler, özellikle parasal verilerin bunları da içerip içermediğini, ayrıca İstanbul'da yakalanan 65 kilogram kaçak altını içerip içermediğini doğrusu merak ediyorum. Sayın Bakan, İstanbul'daki kaçak altın konusuna gelmişken burada zanlı ifadeleri var. Adam iki tane parfüm almaya girdim, ben işte bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Ya bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik? Kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Kamuoyunun bunları hak ettiğini düşünüyorum. Yine aşı dönemiyle ilgili, pandemi salgınıyla ilgili Türkiye'nin aşı tedariğiyle ilgili bir takım sorunlar yaşadık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir takım belgeler, aşı beyannameleriyle ilgili belgeler yayınladık. Çok acı verici bir durum. Hayatım boyunca hiç tanımadığım bir memur. Emre Akıncı isminde bir gümrük muayene memuru. Sizin tarafınızdan, bakanlık tarafından, burada bulunan bürokratlar tarafından bana bilgi ve belge verdi diye ekmeğinden edildi. Ve ben bunu şerefimle bir Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak söylüyorum. Bu adamdan temin etmedim. Ve bu adamın hakkıyla, hukukuyla ekmeğiyle oynandı. Burada bulunan, disiplin kurumunda olan arkadaşlar da bunların içerisinde. Bir an evvel elinizi vicdanınıza koyup bu arkadaşın göreve iadesini sağlamak zorundasınız. Değerli arkadaşlar. Ruhsar Pekcan'ı konuştuk. Ruhsar Pekcan'ın etkisi biliyorum ki hala gümrüklerde devam ediyor. Özellikle İstanbul'da kolluk güçlerinin, muhafazanın tayinleri konusunda bırakmış olduğu kolluğun başındaki danışmanı tarafından hala idare ediliyor. Sayın Bakan, bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Dikkatli olmak zorundasınız. Sürem az. Gümrük müşavirlerinin sıkıntıları var. Ben her zaman dile getirdim. Oda kanunu istiyoruz biz. Odası olmayan bir meslek erbabıyız. Yine gümrük müşavirleri bu hafta sonu sınava girecekler. Ömürlerinde 3 defa sınavla. Tamamlar mısınız lütfen? Efendim, tamamlıyorum. Ömürlerinde sadece 3 kere sınava girebiliyorlar. Ya başarılılar ya başarısızlar. Bu sınav hakkının mutlaka arttırılması gerekiyor. Oda hakkının verilmesi gerekiyor. Yine gümrük müşavirlerin asgari ücret tarifeleriyle ilgili zamları sizden bekliyorlar. Geçtiğimiz dönemde enflasyon altında ezdirdiniz. Umarım ezdirmezsiniz. Yine değerli arkadaşlar, burada bir genelge var. Bu genelgede ithalatla ilgili Rıza Tuna Turagay imzalı bir genelge. Kıymet tespitine ilişkin bir genelge. Bu genelgenin 4. maddesi bizim kanunlarımıza aykırıdır. Gözden geçirmek durumundasınız. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Mehmet Bekeroğlu'nda. Sayın Bekeroğlu, süreniz 10 dakika. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakanlığı bütçesini konuşacağız. Sayın Bakan'ı dinledik. Temel fıkrası var. Döndüm Cene Erize'ye diye nakaratlarla devam eder. Onu anlatacak vakit yok. Ama Sayın Bakan bilir bu fıkra. Hiç şeye, temel o fıkrada İstanbul'a hiç gitmez. Sayın Bakan da hiç ithalata yanaşmadı. İhracatı anlattı bize. Doğru. Türkiye'de ihracat arttı. Ama nasıl arttı? Bu bir model arkadaşlar. Yani bu sistem yeter. Tercih. İşte bir büyüme modeli seçmişsiniz. Dışarıdan borç aldınız. Bulunduğunuz 20 senede 530 milyar dolar cari açık var toplam. Dışarıdan alınmış var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Nas'tan söz etti. Haram, faiz haram filan ama bu paraların tamamı dışarıdan faizle filan gelen paralardır. Aldığınız 450 milyar dolar da yüksek faizle, dünyanın en yüksek faizle alınmış para var. Yani bu ne perhiz, bu ne rahanat hususu diye size sorarlar. Ben de soruyorum. Neyse, böyle bir şeyin modeliniz var. Oradan para alıyorsunuz, şeylere gömüyorsunuz, işte betona gömüyorsunuz. Buradan da yandaş işte 5 tane 6 tane müteahhit o çevrede dönen bir ekonominiz var. Bu ekonominin şimdiki ayağı ihracat.
Nedir bu ihracat? Arkadaşlar bu ihracat ucuz emek sömürüsüne dayalı, yoksullaştırıcı bir ihracat. Size bir örnek vereyim. Bakın benim bölgemde Karadeniz'de somon balığı üretiliyor ve müthiş bir şekilde dışarıya her tarafa satılıyor. Büyük de para geliyor, Sayın Bakanımız biliyor. Bakın kilosu 3-4 lira, 4 dolar civarında dışarıya gidiyor. Türkiye'de de hiç kimse yemiyor. Bu balığı yiyemiyor. Yani yiyenler vardır da o bölgede kimse yemiyor. 160-170 lira kilosu Sayın Bakanım. Dolayısıyla yeme şansı böyle bir şey söz konusu değil. Ne oluyor? Çevre kirleniyor. Orada işte gariban Gürcü ve işçiler çalışıyor. Onları imal yerlerinde Afgan işçiler asgari ücretin altında sömürülüyor. Böyle bir sistem. Yani gerçekten insanın sömürülmesine dayalı bir ihracat sistemi. Bu sistem sürdürülebilir bir şey de değil. Sanıyorsunuz ki bundan dolayı işte ihracat artacak, çok dolar gelecek. Dolayısıyla bollaşacak, azalacak, cari açığı da her şeyi de çözeceğiz filan. Öyle değil arkadaşlar, çözülmüyor da. Bakın ben bu şeyi hazırlarken bu çalışmayı dün akşam bir takım rakamlar çıkardım. Bugün o rakamlar ne oldu size vereyim. 1 Ocak 2021'de 1 dolar 7.43 TL Sayın Bakanım. 17 Kasım, dün 16 Kasım'da bu ben hazırlarken 10.30'du. Şu anda kaç? 10.50 herhalde gitti. Ne oldu bakın? Kısa bir şey var. 450 milyar dolar civarında dış borcumuz var. Bu 3 TL'ye yakın doların artması dolayısıyla bu borç için 1 trilyon 200-300 milyar TL civarında paraya ihtiyaç. Yani yükümlülüklerimiz bu bir sene içinde bu dolarda 3 lira artması dolayısıyla 1 trilyon 300 milyar TL oldu. Başka yükümlülüklerimiz de var. Köylerden filan kaynaklanan yükümlülüklerimiz. Onları topladığınız zaman 500 milyar TL oradan geliyor. 1 trilyon 800 milyar TL yükümlülüklerimiz arttı. Bütçemiz kaç lira Sayın Bakanım? Bütçemiz 1 trilyon 750 milyar. Yani biz şimdi bütçe görüşüyoruz burada Sayın Bakan ama böyle bir bütçe yok. Çoktan uçtu gitti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyor, çağırıyor. Bay Kemal şuraya buraya gezicilere mezicilere gidiyor ama öyle değil. Bakın yani sistemin içindesiniz. Serbest piyasa sistemi diyorsunuz. Buradan çıktınız mı çıkmadınız. Niye milleti aldatıyorsunuz kardeşim? Bu sistemde bu iş böyle yürüyor. Yapmazsanız neticede böyle olur. Kaç kere oldu bu yani? Yeni değil ki bunların bedelini de bu millet ödemeye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Bakın bu bütçede Sayın Bakanım 270 milyar TL borç alınacağı yazılıyor. 270 milyar TL borç alınacağı salınıyor. Ya bir sene içinde ödeyeceğimiz bu dış borçlardan bir sene 169 milyar dolar bir sene içindeki yükümlülüklerimiz. Sadece buradan dolayı bize gelen 800 milyar TL gibi bir paradır. Nereden bu paralar? Bütçe uçtu gitti yani konuşuyorsunuz ama işte dediğiniz gibi değil maalesef öyle değil. Bakın değerli arkadaşlarım. Türkiye bu ihracat da kaça yapıyoruz? Bu somon balığı 3 dolara gidiyor. İçeride 160. Bu tişörtle için her şey için de aynı şekilde. Türkiye malları ucuzluyor ve kapıyorlar. Bakın gazete manşet atmış. Güven diye manşet atmış yandaş gazeteler. BBVA'da önceki gün olanlar. Ya BBVA Garanti Bankası hisseleri sıfırlandı da öyle alıyorlar. Kaç liraydı? Şimdi kaç lira? Yarı fiyatına düştü. Bütün varlıklarımız yarı fiyatına başkalarına peşkeş çekelim demeyelim ama kelepir bir şekilde yağmalanıyor. Bunun sorumlusu sizsiniz değerli arkadaşlarım. Bakın Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanı işte pahalılıktan fahiş fiyatlardan den vurdu ve bunun içinde suçlular aradı. Bunun suçlusu sizsiniz. Daha birkaç gün evvel Tarım Bakanlığı konuştu. Gıda fiyatları. Ya vermediniz ki hakkı olan tarıma desteği vermediniz ki. Neoliberal politikalar dolayısıyla Türk tarımını bitirdiniz. Bunun en temel sebebi budur. Ama başkalarını arama ustalığı mevcut Sayın Cumhurbaşkanımızda. Suçu başkalarına rahat bir şekilde atabiliyor. Burada da başkalarını arıyoruz. Efendim market zincirler. Bu market zincirler kimdir? Sizin çıkardığınız bir yasa var Sayın Bakanım. Sizin çıkardığınız yasada bu market zincirlerin hallere falan uğramadan direkt olarak üreticiden mal alma
ucuzlayacak diye verdiniz. Ha öyle değil. Bunlar da tekel vurdular. 30 bin market nereden çıktı? Zincir marketler, AVM'ler ayrı bir şey. AVM'ler ayrı bir şey yani. AVM'ler de müthiş bir rant aracı. Onu ayrı bir şey yapıyorum. Esnafın bitmesindeki rolü. AVM'lerle ilgili bakın sizin hükümetinizin kurulduğu 2003-2004 yıllarında Sayın Ali Bey, Ali abinin soyadı neydi? Söyleyin, Ticaret Bakanı. Ali Coşkun AVM yasası çıkarmaya çalıştı galiba. Ali Coşkun gitti. Başka kimse de çıkaramadı böyle bir şey. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkan sağda solda gezicilerde falan arıyor. Hayır, sizin yaptıklarınızdan kaynaklandı bütün bunlar. Şimdi Rekabet Kurulu da önünde bir sürü dosyalar var. Bu dosyalarla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Apar topar bu adamların peşine düşüyor. Şu kadar milyar kestim, algı oluşturuyor. Rekabet Kurulu'nun görevi Sayın Başkan algı oluşturmak değil. Bakın bir iş yapıldı. Şehir hastanelerindeki hizmetler bir yabancı firmaya Rönesans Holding tarafından devredildi. Onun işlemleri yapılırken sitenize koymadınız. Çünkü böyle bir şeyin yapılmasını, yabancılara satılmasını, duyurmasını istemediniz. Siz bu ülkenin kuruluşlarısınız böyle. Hükümete falan da hizmet etmiyorsunuz. Burada bu millete zarar veriyorsunuz. Göreviniz başka bir şey. Bakın elinizde bir sürü dosya var. Bir tanesini sonuçlandıramadınız. 20 küsür daha başlamış. Niye hemen şeylerle ilgili, zincirlerle ilgili başladı? Böyle fiyat falan düşmez. Bir de kooperatifler falan keşfedildi Sayın Bakanım. İyi güzel de bu kooperatiflerin bu hale getiren de gene sizsiniz. Ve tarım kredi kooperatifleriyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bu Sayın Başkanı sağda solda hepimizi suçluyor. Bazı arkadaşları mahkemeye vermiş. Poyraz değil mi Suyan o arkadaşı? Eski milletvekili arkadaşımız. Niye şey yapıyor? Bu arkadaş işte yüksek birkaç tane maaş almakla suçlandı. Hayır dedi ben o kadar almıyorum. İşte kendi şeyini alıyorum. Bir yerden sadece bir yerden para alıyorum. Bir de vakıftan alıyorum. Toptan aldığım 60 lira. 60 bin lira. Ama ondan sonra dedi ki ama dedi biz işçi statüsündeyiz. Bu çok önemli. Biz işçi statüsündeyiz. İkramiyeler var dedi. Bu ikramiyeler ayrı. Ne kadar bu ikramiyeler? Sayın Bakan belki siz biliyorsunuz. Açıklarsınız. Başka bir şey daha var. Evet kanun diyor ki kamu görevlisi görevlendirme birden fazla görevlendirme yapılıyorsa sadece bir yerden alır diyor ama %50'den fazla iştirakı olan yerlerde %50'nin altında iştirakı olan yerlerden ne alıyor? Yurt dışı iştiraklarından ne alıyor? Bilmiyoruz. Bunlar da ayrı konular değerli arkadaşlarım. Şimdi tekrar şeye dönüyoruz. Bu nereye gidiyor arkadaşlar? Bu gidiş gerçekten nereye? Bakın siz iki ay evvel ÖVP'yi açıklarken, orta vadeli program açıklarken 2022'de, 2021'de 8,3, 2022'de 9,7, 2023'te 9,77, 2024'te sonunda 10,27 diye dolar fiyatı açıkladınız. Şu anda 10,5. Bu gidiş nereye değerli arkadaşlarım diye bir soru var ve herkes soruyor. Bana öyle geliyor ki bu gidiş yani Türkiye ciddi bir ödeme krizine, döviz krizine, kur krizine, ödeme krizine, banka krizine bitiriyor birkaç cümle. Büyük bir ekonomik krize doğru gidiyor ve korkarım bu IMF anlaşmasına doğru sizi götürecek. Bakın şu anda hem 238 milyar dolar civarında olan bankacılık ve reel sektörün borcu ödeyecek durumda değildir. Gidiyor, hepsi çöküyor. Aynen 2001'de olduğu gibi IMF anlaşması. Sonra o zaman nasıl 45 milyar dolar bankaların borcunu hazine devraldıysa bu borçları devralar yine milletin üzerine yükleyeceksiniz. Ama bu millete gezip atlayacaksınız. Şunlar geldi, dış düşmanlar falan geldi. Son bir cümle. Bir de ayetler oku. Lütfen ayetler okumasın. Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyin. Nas falan, Nas'la ilgili değil bu işler. Bu işler yeşil parayla ilgilidir. Bırakın ya. Bu din kalsın bir tarafta ya. Bir zaman gelir razım olur herkese. Teşekkür ederim. İyi Parti'de Sayın Hasan Subaşı, Halkların Demokratik Partisi'nde Sayın Dişat Cambaz olarak olacak. Sayın Fethi Güler. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, esnaf ve sanatkarlarımız çok zor şartlarda iş yerlerini açıyorlar. Siftahsız dükkanını kapattığını anlatan esnaflarımız var. Elektrik, doğalgaz zamları, girdi maliyetlerinde ciddi artışlar yanında
tüketicilerin alım gücünün daralması esnaflarımızı iş yapamaz duruma getirmiş. Destekler esnaf ve sanatkarlarımıza yeterli olmamıştır. Esnaf ve sanatkarlar diyorlar ki sattığımız ürünü toptan gidip alıp yerine aynı fiyatta koyamıyoruz. Elektrik faturasındaki artış elimizi elektrik düğmesine dahi götürmeye korkutuyor. Vadeli fiyat için fiyat veremez durumdayız. Tüketici ise nasıl yaşayacağını düşünür durumdadır. Giderlerini alabildiğine kısmak zorunda kalıyorlar. Bu durum esnaf ve üreticiyi doğrudan etkiliyor. Sayın Bakan, kapanan iş yeri verileri açıklanırken açılan iş yeri rakamlarıyla sorun yokmuş izlenimi yaratılmaya çalışıyor. Bu durumu farklı esnaf ve sanatkar odalarında araştırdım. Kapanan iş yerleri gerçek ama açılan iş yerleri ise yıllardır faal olup zabıta marifetiyle kayıt altına alınan iş yerleri olduğunu öğrendim. Çok sınırlı hizmet sektöründe açılan iş yeri olsa da gerçek yeni iş yeri değil, mevcudun kayıt altına alınmasına ibaret olduğunu gördüm. Bu veriler sizi yanıltmasın. Ayrıca kayıt dışı, kontrolsüz, denetimsiz yabancı ülkelerden gelen, başta Suriyeliler olmak üzere iş yeri açanlar nedeniyle işini doğru yapan, vergisini ödeyen komşu esnaf ne yazık ki rekabete dayanamadığından iş yerini kapatmak durumunda kalıyor. Bu tür yerleri işe açanlar ise dokunmayın talimatı verildiği ifade ediliyor. Esnafımız, sanatkarımız çok yönlü mağduriyet yaşarken yabancı firmalara ise destekler sağlanmasında akıl almaz bir durumda devam ediyor. Şöyle ki 2006 yılında Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması Türk malı imajının yerleşmesi için Turquality destek programı uygulamaya başladı. 277 firma desteklenip 2006-2019 döneminde 3.4 milyar destek ödemesi yapıldı. Halihazırda kaç firma ve marka bu desteği almaktadır? Desteklenen şirketlerin en az %51'i ya da tamamı yabancı firmalara satıldığı halde bu destekler neden sürdürülmüştür? Bu destekler ne kadardır? Yabancılara verilen bu destek marka yabancıların olduğu Türk ürünü olmadığı halde neden devam ettirilmiştir? Böylece esnaflarımıza esirgenen yabancı firmalara satılmış, onların markalarına verilmiştir. Sayın Bakan, Ticaret Bakanlığı olarak ithal edilen ürünler örneğin ne kadar canlı hayvan geldi, kim getirdi diye soruyoruz. Ticari sır denip bilgi verilmiyor. Hayvan ithalatının neresi ticari sır? Market denetimi yapıyorsunuz, borsada olan firma iş yeri denetleyip ceza kesiyorsunuz. Ve onu davul zurnayla kamuoyuna duyuruyorsunuz. Burada ticari sır diye bir kavram yok da hayvan ithalatında mı ticari sır kavramı var? İktidarınız serbest piyasa ekonomisi uyguluyor. Sistemde fiyat denetimi var mı? Yapılan açıklamada kartel cezası diye açıklanıp fiyat denetimi su verilip iktidar yaptığı zamların sorumluluğunu gizleme politikasından başka bu yapılanın bir anlamı var mı? Biz fahiş fiyatların mutlaka denetlenmesine yanayız. Ama siz serbest piyasa ekonomisi uyguluyorsunuz. Ticari yaşam sorunları çözmede gerçekçi düzenlemeler ve uygulamalar hızla devreye alınıp esnaf, üretici, tüketiciyi koruyan uygulamalara ihtiyaç vardır. Vatandaşı doğrudan ilgilenen bir konuda tartım aletleri. Belediye kontrolündeyken serbestleştirildi. Çarşı pazar işleri tartım aletleri denetiminde artık o iş yeri işletin insafına kaldı. Fiyatlar katladı, tüketici zor alım yaptığı durumda, gramda, kiloda, kontrolsüzlükte tüketiciye aldığı üründe daha pahalı ürün almasına yol açıyor. İşin doğrusu işini düzgün yapan satıcıda sorun yok. Ya haksız kazanç peşinde olanları kim kontrol edecek? Her gün zam üstüne zam gelirken tüketiciyi kim koruyacak? Tüketiciyi yanıltıcı reklamlar ya da hileli ürün piyasada cirit atıyor. Bu anlamda denetimler yetersiz. Vatandaş korunmuyor. Hiçbir ürün bir hafta önce fiyatıyla artık rafta satılmıyor. Üretici, çiftçi, inekçiliği yapan besici, sanatkar, esnaf, emekli mağdur. Aracılar, ithalatçılar kazançlarını katlıyorlar. Tüketici kahvaltılık alamaz durumda. Bu gidiş iyi gidiş değil. Sayın Bakan, bugün siz açılışta tek tek tüm komisyon üyelerinin dışında milletvekillerini de gezerek ellerini sıktınız. Biz bütçe başladığından beri buraya gelen hiç bakanda böyle bir davranış görmedik. Nezaketinden dolayı teşekkür ederiz. Bu da gösteriyor ki parlamentodan giden bir bakanın davranış biçimleri daha farklı oluyor. Onun için de size bu konuda teşekkür ediyorum. Ülkede her kesimin sorunlarının arttığına bir kez daha vurguluyor. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Güner. Sayın Başkan, değerli milletvekili, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan,
ekonominin kitabını yazamadınız ama esnafın defterini amiyane tabirle bir güzel dürdünüz. Küçük esnaf iyice küçüldü. Günü kurtarmaya çalışıyor. Pandemide sosyal destek vermeden aç kapa yapa yapa esnafı bitirdiniz. Adeta esnafı yüzüstü bıraktınız. Sonra da olmayan gelirle borcunu öde dediniz. Hangi birinin altından kalkacak bu esnaf? Kısacası sayenizde esnaf can çekişiyor Sayın Bakan. Yaşamaktan geçti, hayatta kalmaya çalışıyor. Yapılandırma yapacağız dediniz. Vergi dairelerinin önü iş ve işçi bulma kurumunun önü gibi uzun kuyruklarla doldu. Borcunu yapılandıran esnafın ilk taksidini peşin ödenmesi gerekiyordu. Onu bile borç alarak ödedi esnafımız. Borcu borçla ödemeye çalışmak ekonomik kurala döndü. Sattığının yerine yenisini koyan esnaf var mı derseniz zaten yok. Pandeminin başından beri 150 binden fazla esnaf kepenk kapattı. Esnaf hala SGK ve Bağkur primini kirasını ödeyemiyor. Doğalgaza, elektriğe gelen zamlar belli. Bu zamlar devam ettiği sürece esnafımız da kepenk kapatmaya devam edecek. Esnaf için ne var bu bütçede Sayın Bakan? Sunumunuzda siz de belirttiniz. 2 milyon esnafımız var. Hibe desteği sadece 8.9 milyar lira. Devede kulak. Gerisi borç, faiz, öteleme. Bir de Sayın Bakan, ben içinden çıkamadım, hesaplayamadım. Esnafa verilen 8.9 milyar lira hibenin 2001 yılı itibarıyla milli gelire oranı nedir? Esnaf öteleme değil, nakit desteği, sıfır faizli can suyu kredisi istiyor Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, şayet esnaf ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Esnaflarımızın taleplerine kulak vermemiz gerekiyor. Kısaca acil taleplere değinmek istiyorum. Bir esnafın 60 günden fazla prim borcu olması nedeniyle ne kendisi ne de ailesi sağlık hizmetinden yararlanamamaktadır. Süre uzatmak çözüm değildir. Esnaflarımız sağlık hizmetinden prim borcu olup olmamasına bakılmaksızın aileleriyle birlikte yararlanabilmelidir. Önemli bir talep de geriye dönük borçlanma. Daha önce esnafa 1982-2000 ve 2000-2008 tarihleri arasında geriye dönük borçlanma hakkı tanınmıştı. Bu haktan yararlanamamış olan esnaf ve sanatkarlarımıza benzer bir hak tanınmalıdır. Diğer bir konu, bilindiği üzere sosyal güvenlik reformu ile prim ödeme gün sayısı 4 A'lı sigortalılar için 7200, 4 B'li ve 4 C'li sigortalılar için 9000 gün olarak belirlenmiştir. 4 C'liler devlet memurları, 4 B'liler ise muhtarlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımsal faaliyette bulunanlardır. Esnaf ve sanatkarların iş güvencesinin devlet memurları ile bir olduğunu düşünmek mümkün değildir. Türkiye'de esnaf ve sanatkarların faaliyet sürelerinin kısalığı ve iflas etme oranlarının yüksekliği de göz önüne tutulduğunda 4 B'li sigortalıların prim ödeme gün sayısının 4 A'lı sigortalılar eşitlenmesi hakkaniyetin gereği olacaktır. Diğer bir mesele prim ödeme gün sayısını doldurup yaşı bekleyen 4 B'lilerin durumudur. 4 B'li sigortalılar emeklilik prim gün sayısını doldurduğu halde vergi kayıtlarının açık olmaması sebebiyle faaliyetine devam ediyorsa sigorta primi ödemeye devam etmek durumundadır. Esnafımızın yaşı doldurana kadar isteği bağlı olarak prim ödenmeye devam etmesi hakkaniyetli olacaktır. Gelelim ayakta tedavilerde esnafımızın iş görmezlik alamamasına. Esnaf ve sanatkarlarımız hastanede yatmasa dahi hastalıkları sebebiyle evlerinde istirahat ettikleri günlerde iş yerlerini açmamakta ve gelir kaybına uğramaktadırlar. Kaldı ki esnaf ve sanatkarlarımızın ödenmesi gereken çekleri ve senetleri hastalığı nedeniyle işe gidemedi diye ertelenmemektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın da 4 A'lılar gibi hastalık ve ayakta tedavi süresinde geçici iş görmezlik ödeneği alabilmeleri konusunda düzenleme yapılmalıdır. Bilindiği üzere 1986'dan itibaren çırakların kısa vadeli sigorta prim ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılmaktadır. Sigorta girişi yapılmış ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primine yatırılmış bu kişilerin sigorta giriş tarihlerinin uzun vadeli sigorta primlerinin yatırılması suretiyle çırak olarak çalışmaya başladıkları tarih sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi sağlanmalıdır. Sayın Bakan,
KOSGEB destek programlarına başvuru esnaflarımız için kolaylaştırılmalıdır. KOBİ'ler başvurularını insan kaynakları sayesinde kolayca yaparken esnaf ve sanatkarlarımız başvuru sürecinin zorluğu nedeniyle bu programlardan yararlanamamaktadırlar. Bu sakıncanın giderilmesi için sadece esnaf ve sanatkarların başvurabileceği destek programları hazırlanmalıdır. KOSGEB listelerine yer almayan kahvehane, çay ocağı, internet kafe ve emlakçı esnafının KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Sayın Bakan, gıda ürünlerinin KDV'sinde toptan para kente ayrımı kaldırılmalı ve KDV oranı %1'e indirilmelidir. Bir diğer konu stopaj uygulaması. Stopaj uygulaması bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkmış, vergi yükünün bir başkasına devredilmesi yoluyla vergi güvenlik müessesesi şeklinde dönüşmüştür. Bu haksız vergi uygulamasının kaldırılması, vergi yükünün gerçekte geliri elde edenlerin üzerinde kalmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Sayın Bakan, bilindiği üzere dünyada en yüksek akaryakıt fiyatı Türkiye'dedir. Bunun en büyük nedeni de dünyada akaryakıttan en yüksek verginin Türkiye'de alınıyor olmasıdır. Benzin ve motorundaki mevcut ÖTV teşviği, karayoluyla şehirler arası yük ve yolcu taşıyan işletmeleri havayolu şirketleriyle rekabet edemez bir noktaya getirmiştir. Hem şehirler arası yük ve yolcu taşıyan işletmelere hem de taksicilere ÖTV'siz akaryakıt temin etme imkanı tanınmalı, ulaştırma sektöründe indirimli KDV oranı uygulanmalıdır. Değerli milletvekilleri, AKP çıkışı sosyal desteklerde aramayan, daha fazla krediyle borçlandırarak muhtaç bırakan, tamamlıyorum başkanım, gün boyu ekranda döviz altın fiyatını baktıran bir sistem yaratmıştır. Gazeteler dolar rekor kırdı yazdığında siz onu şu kadar dükkan kapandı, şu kadar imalatçı iflas etti diye okuyun. Yapılması gerekenler açıktır ve bunlarla ilgili kanun teklifimiz pandemi döneminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla meclise sunulmuştur. Teklifimizdeki gibi Esnaf Bakanlığı kurulmalı, esnafımız için acil bir sicil affı çıkartılmalı, vergi ertelemeleri ve faize kredi dağıtımı yetmez, esnafımıza hiç vakit kaybetmeden nakit desteği sağlanmalı, AVM'ler haftada bir gün tatil edilmeli, sosyal güvenlik primleri iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalı, devlet esnafa olan borçlarını ödemeli, icra işlemleri durdurulmalı, 6 milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalıdır. Bütçeniz hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bakanım, burada hem uzun yıllar milletvekili olarak çalıştınız hem de Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptınız. Şimdi bakan olmanızdan mutluyuz tabii ki. Deminki tartışmada hiç yaşanmasaydı daha da iyi olacaktı. Daha mutlu olacaktık tabii ki. Sayın Bakanım, konuşmanıza sunumunuzda Brent petrolün %64, Avrupa doğal gaz fiyatlarının ise %250 artış gösterdiğini söyleyerek başladınız. Doğrudur, bunu dünyada bir kriz olduğunu, uluslararası bir kriz olduğunu belirtmek, rakamlandırmak için özellikle belirttiniz. Zor bir dönemde olduğumuzu, sıkıntılı bir dönemde olduğumuzu belirtmek için altını çizdiniz diye düşünüyorum. Doğrudur, doğrudur. Hakikaten öyle. Dünyada petrol ve doğalgaz fiyatlarında bir artış var, emtia fiyatlarında bir artış var, bir kriz var, enflasyon var, sıkıntılar çok fazla dünyada. Doğru. Ancak doğalgazda, petrolde, emtia fiyatlarındaki bu artışı, bu krizi fırsata çeviren ülkeler de var. Enerji üreten ülkeler büyük bir avantajla yakalamış vaziyetteler. Gelişmekte olan ülkeler de daha önce de olduğu gibi kendi ürettikleri ürünleri, özellikle yüksek teknolojik ürünleri fiyatlarını artırarak yeni bir denge oluşturacaklar. Arada bizim gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler sıkıntıya girecek. Yani ne enerji üreten, satan, tam tersine ithal eden, enerjide dışa bağımlı olan ülkeler ne de yüksek teknolojik ürünler üreten ülkeler sıkıntıya girecek. Biz de böyle bir ülkeyiz. Tam da bu tanıma uyan, ne yüksek teknolojik ürünleri üretip satabilen, ihraç edebilen ne de
enerji ihraç edebilen, üreten bir ülkeyiz. Tam tersine ithal ediyoruz. Sıkıntıya gireceğimiz çok açık. Şimdi böyle bir dönemde temel ihraç ürünlerimize yönelik bir fiyatlandırma, dünya fiyatlarını yakalama, dünyada daha iddialı olma politikasının olması gerekir. Böyle bir ortamdan mümkün olduğunca daha az zararlı çıkmamız gerekir. Zararlı çıkacağımız kesin. Öyle görünüyor. Bu durumu da, yani bu durumdan ihracatı sadece artırarak çıkmamız da mümkün değil. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programında geçiyor. Diyor ki şöyle bir tablo. Demin ihracat fiyat endeksinden bahsedildi. İhracat birim miktar değeriyle ilgili, dolar kilogramla ilgili olarak bakın 2015'te 1.81'miş. 1.81'miş değer. Yani 1 kilogram ihracat yaptığımız zaman 1 dolar 81 sent elde ediyormuşuz. Bu 2019'da 1.13'e düşmüş. Şu anda rakam yok ama 1 doların altında olduğunu biliyoruz. 1 doların altında. Yani geçmişe göre, yani şu anda yaptığımız ihracatı tutarının yarısı kadar ihracat yapsak bu rakamı elde edermişiz 2015'te. Böyle bir şey var. Bu basit bir hesaplama tabii ki. Ayrıntısına girmek gerekir ama maalesef bu vaziyette, yani 2015 gibi yakın birkaç sene öncesiyle kıyasladığımız zaman bile böyle bir durum söz konusu. Yani o zamanki dolar kilogramın iki misli ihracat yapıyoruz, o zamanki rakamı ancak tutturabiliyoruz. Bu Türkiye'nin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren önemli bir örnektir. Onun için özellikle vermek istedim. Ben biliyorsunuz bu sene hem 2022'nin bütçesini hem de 2020'nin kesin hesabını değerlendiriyoruz. Ağırlıklı olarak kesin hesaba girmek istiyorum. İhracatla ilgili, dış ticaretle ilgili, esnaf sorunlarıyla ilgili, rekabet kurumuyla ilgili konuşacak olan arkadaşlarım var daha. Yalnız bir hususu belirtmek istiyorum. Siz Ticaret Bakanlığısınız. Ticaretin en önemli unsuru da olmazı da paradır. Yani Trump'a ile artık ticaret çok kısıtlı yapılabiliyor. Paranın istikrarlı olması çok çok önemli. Paranın istikrarı. Fiyat istikrarı denilen hadise de aslında Merkez Bankası'nın görevi olan fiyat istikrarı da odur. Oradan kaynaklanıyor. Dünya parasıyla, dünya fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları uygun hale getirmek. Yalnız bu uygulanan politika, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen, Merkez Bankası'na da empoze edilen politikayla, ki bizim geçen gün de söyledim, bütün ekonomi ve maliye öğretim veren bütün fakültelerimizde öğretilen tersine, dünyadaki bilinenin tersine bir iş yaparak faiz sebeptir mantalitesiyle yaklaşıldığında bu durum ortaya çıkıyor. Şimdi sizin bu Ticaret Bakanı olarak şanssızlığınız. Tabii ki ticareti düzenleyeceksiniz ama parasının istikrarı olmayan, parasına güven duyulmayan, dolarizasyona uğramış bir ekonomide ticareti ne kadar düzenleyebilirsiniz? Kimse malını satmak istemiyor. Çünkü rakamın ne olacağını bilemiyor. Kaça alacağını bilemediği için, yarın rakamların, fiyatların ne olacağını bilemediği için, öngörülemeyen bir ekonomi söz konusu olduğu için ticaret yapamıyor. Ticaret bildiğimiz usullere göre yapılamıyor. Kur artınca ihracat artar. Artmıyor. İşte 2017'den beri önemli bir artış söz konusu kurda. Ama görüyoruz, artmıyor ihracatta. Yani artan ihracatı görüyorsunuz. Deminki dolar kilogram endeksinde olduğu gibi aslında sonuçta ucuzluyor ihracatımız, malı ihracatımız. Ve cari açıkla ilgili olarak da maalesef olumlu gelişmeler olmuyor. Bir yere kadar oluyor. Sonuçta bir de biz 700 geçen yıl 700
17 milyar dolarlık, 800 milyar dolarlık, yani 700-800 milyar dolarlık bir ekonomiyiz. Ne kadar ihracat yapabiliriz? Böyle bir hesaplama yaptınız mı bakanlık olarak? Yani, milli gelirin bu olduğu bir ekonomide ihracat ne olabilir? Ne olmalıdır? Bir de ona bakmak lazım. Sayın Bakan, çok vaktimi almış. Hemen Sayıştay raporlarına gireyim. kesin hesap konusuna gireyim. Yalnız ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi kesin hesap aslında daha önce yapılan, yani sizin 2020'de yaptığınız bakanlık olarak harcamaların denetimidir aslında. Usulüne uygun olup olarak yapılıp yapılmadığıdır. Kesin hesap bu. Burada Sayıştay raporlarına gireceğim ama kesin hesapla ilgili şunu söyleyeyim. En önemli usulsüzlük sizden önceki Sayın Bakan'ın yaptığı şeydir, konudur. Yani bunun mevzuatta yeri yoktur. Düzenlenmemesi gereken bir konudur. Bu tamamen etik konusu bir durum. Ancak o Sayın Bakan'ın cezasız kalmaması lazım. Yani bunun mevzuatta yerinin olmaması lazım. Bu yazılı hale gelmez ama bu genel geleneğimize, göreneğimize, kültürümüze aykırı bir durumdur. Bir bakanın asla yapmaması gereken ve muhakkak cezalandırılması gereken bir husustur. En önemli de konudur bu. Sayıştay raporlarına gelince, geçen yıllarda olan bazı konular tekrar edilmiş. Ticaret, döner sermaye işletmesiyle birlikte 24 bulgunuz var Sayıştay'ın tespit ettiği. Mesela geçen yıl da vardı, bakanlık adına ayrılan kantar payı gelirlerinin özel bir şirket hesabında tutulması konusu. Bu kamu özel işbirliğiyle yaptırılan işlerde 81 milyon liralık işletme dönemine ait bazı gelirlerin özel firma tarafından alınması. Evet, oradan alınmış 39 milyon lira kısmı da bakanlık adına harcanmış. Ama bunlar hepsi usulsüz yapılmaması. Bir dakika daha verirseniz tamamlayayım Sayın Başkanım. Bu risk yönetimi tasfiye döner sermaye genel müdürlüğünden temin edilen belgelerle hesaplanmış. Yani sonuç olarak diyor ki gümrük kapılarının yap işlet devret modeliyle yaptırılması, modernize edilmesi amacıyla imzalanan uygulama sözleşmeleri kapsamında İşletme süresince elde edilen gelirlerden bakanlık payına düşen kısmın yasal düzenlemelere aykırı olarak imzalanan protokolle bir özel şirkete verilmesi ve harcamaların buradan yaptırılması. 4734 sayılı kamu ihale kanununda bunlar aykırı tabii ki. 81 milyon lira tutuyor buradaki meblağ. Birçok konu var ama kayıtlara girmesi açısından söyleyeceğim. Yine burada yap işlet devletle 302 milyon liralık bir hataya sebep olmuş Sayın Bakan. Mesela Ege serbest bölgesi genişleme alanında ESBAŞ'ın usullere uymadan inşaata başlaması, kiralama yapması, bu işlemlere yetkili merciler tarafından izin onay sonradan verilmesi, bunlar da usule erkana aykırı işler. Böyle yürümemesi lazım. Yine sürekli arz eden bazı hizmetler var. Hizmet alımları var. İlk 3 aylık dönemleri için pazarlık usulüyle ihale edilmiş. Bunların da ihale kanununa göre yıllık ihale edilmeleri gerekirken pazarlık usulü çağrılmış. İhale edilmeden birilerine verilmiş. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum Sayın Bakanım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bürokratlarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçesinin öncelikle ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki Ticaret Bakanlığı'nın bütçesiyle ilgili konuşurken Türkiye'deki ekonomik görünümle çok bağlantılı olduğu için oradan başlamak lazım diye düşünüyorum ve Türkiye'nin bugünkü ekonomik görünümüne baktığımız zaman Sayın Bakan, çok sağlıksız ve riskli bir hal aldıysa bu ekonomik görünüm, bunun asıl sebebi demokratik hukuk devletinden uzaklaşarak
Maalesef yerine kurulan tek adam rejimi ile ekonomide öngörülebilirlik, istikrar ve güven ortamının ortadan kalkmasıdır. Şimdi yaşanan bir ekonomik buhranın içindeyiz. Hep birlikte bunu yaşıyoruz. Ve durumun kötü olmadığına halkı ve ekonominin tüm paydaşlarını inandırmak için de yeni bir yol izleniyor. Kanunen görevi fiyat istikrarı sağlamak olan Merkez Bankası arka arkaya faiz indirimleri kararları alıyor. Dolar bu arada hızla artmaya ve istikrarsız bir şekilde inişler çıkışlar yaşamaya devam ediyor. İzlenen yol ve strateji şu, çok defalar tekrar edildi, söylendi. Şimdi Türk lirasına bir değer kaybı yaşatılıyor. Türk lirasının değer kaybına bağlı olarak, yani bunu rekabetçi kur olarak tanımlıyorsunuz, ihracatın artacağı, ithalatın kısılmak zorunda kalacağı, yani ithal ürünlerinin Türkiye'de üretilmesine teşvik olunacağı, bu sayede cari dengenin sağlanacağı, cari denge sağlandığında da piyasada döviz talebinin azalacağı, kur üzerindeki baskının kalkacağı ve enflasyonun düşeceği yönünde böyle bir kurguyla böyle bir yol izleniyor. Ama neresinden bakarsak bakalım, izlenen bu stratejinin de tutmayacağı ortada. Şimdi öncelikle ihracatımız yoğun biçimde ithal girdiye bağımlı olduğundan ihracat arttıkça ithalat da artıyor. Ayrıca ihracatımız katma değerli ürünlerden de oluşmuyor. İthalat neden artıyor? Tabii ki ithal ara mallarının üretimde çok fazla yer bulmasından dolayı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırmasına göre ihracat yapan firmaların %99'u ya kendisi ya da tedarikçisi aracılığıyla ithal girdi kullanıyor. Siz iktidar olarak ihracata dayalı büyümeyi üretim, yatırım, istihdam büyümesi olarak değerlendiriyorsunuz ama Türk lirasının değersizleşmesi sadece ihracatçılar için de bir azınlık grubuna yarıyor maalesef. İthal girdi kullanımı nispeten az olan, emek yoğun, üretim yapan kesimler bunlar. Şimdi ihracata da baktığımız zaman ihracatın kilo fiyatının da sürekli düştüğünü görüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? İhracatımız ucuzluyor. En son 2014 yılında ihracatın kilogram fiyatı 1.59 iken 2020 yılında 1.01'e düşmüş, şu anda da 1 doların altına düşmüş durumda. Japonya'da bu 3.86, Almanya'da 3.68, Güney Kore'de 2.70, Polonya'da da 1.87 dolar. Şimdi bu veriler ışığında bir şey sormak istiyorum ben. Alt program 2022 yılı bütçe teklifinizin alt programlarına baktığımız zaman da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretici ihracatının toplam imalat sanayi içerisindeki payına baktığımızda bir artış görmüyoruz. Böyle bir hedef görmüyoruz burada. 2021 yılı için planlanan %43 iken yıl sonu gerçekleşme beklentisi %37,5. 2022 hedefi de %39,5 olarak gösterilmiş. Eğer düşündüğünüz gibi bir hedefe ulaşmak istiyorsanız bu oranların biraz daha, hedefin daha doğrusu yüksek tutulması gerekmez miydi? Şimdi diğer yandan çok daha önemli bir konu vatandaşlarımız, çalışan kesimlerimiz açısından üretimimiz ve ihracatımız yoğun emek sömürüsüne, düşük ücretlere ve uzun saatler çalıştırılmaya dayanıyor. Birçok yerde de mülteci emeği kullanılıyor tabii. Kişi başına düşen milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez 7 yıl üst üste azaldı Sayın Bakan ve şimdi sizin de bildiğiniz gibi açlık sınırının da altında kaldı. Türk lirasını değer kaybettirerek, emeği daha da ucuzlatarak, fiyatlarda daha fazla istikrarsızlığa yol açarak, sizce iddia ettiğiniz gibi ihracattaki büyüme ile ekonomik büyüme ve refah üzerinde pozitif etki yaratarak refahı tabana yayabilecek misiniz diye de sormak istiyorum. Asgari ücret ortalama ücreti oldu ülkemizde şu anda. O nedenle de giderek toplumun büyük bir kesimi giderek hızla yoksullaşıyor. İstihdam da artmıyor bu arada. Temmuz 2018'de gerçek işsizlik oranı %16,3 iken Eylül 2021'de %21,9'a yükselmiş. İhracatçılar yüksek kur değil, istikrarlı kur istiyorlar.
Bakın, fiyat istikrarsızlığının yarattığı ağır yük ticaret odaları tarafından da dile getiriliyor. Başta enerji ve tüm ham maddelerde çok ciddi fiyat artışı dış ticaret yapan şirketler açısından fiyat verme zorluğuna da neden oluyor. Bunu birçok ortamda paylaşıyorlar ve iş yaptıkları firmalara da mailler göndererek satış yapamayacaklarını bildiriyorlar. KOBİ'lere baktığımızda bankalara olan borçları Eylül'de bir önceki aya göre 26 milyar lira artarak 993,5 milyar liraya kadar yükseldi. Bu borcunun 54,7 milyarlık kısmı ise zamanında ödenmediği için bankalar tarafından takibe alınan, diğer bir ifadeyle de icraya verilen kredilerden oluşuyor. Esnaf kepenk kapatıyor. Yılın ilk 9 ayında 71.344 esnaf kepenk kapattı Sayın Bakan ve esnaf tefecilerin eline düşmüş durumda, borcunu borçla kapatıyor. Bir de bu arada bir tekelleşmeye de değinmek istiyorum ihracatçılar arasında. Belki bunu da dikkate almanız gerekiyor. Türkiye'de ihracatın yarısından fazlasını hep ilk bindeki ihracatçılar tarafından yapılıyor olduğunu görüyoruz. Yani burada tekelleşme olduğunu ve KOBİ'lerin KOBİ tabanına da bu ihracatı yayılmadığını görüyoruz. Yine alt program performans göstergelerinize değinmek istiyorum. Örneğin bir önceki yıla göre esnaf işletmesi sayısındaki artış oranına baktığımız zaman bir düşüş var 2022 hedefinde. 2021 yıl sonu gerçekleşme tahmini %6 iken 2022'de hedef %3'e düşmüş, 23 ve 24 aynı. Yine esnaf ve sanatkarların kullandığı hazine destekli kredi miktarında da bir düşüş, yani daha doğrusu bir yükseliş, orantılı bir yükseliş yok. Yıl içerisinde de ciddi anlamda bir düşüş var bunda, 2021 yılı içerisinde. Faal olan kooperatif sayılır. Kooperatiflerle ilgili mesela destekleneceği, çok geliştirici, özellikle kadın kooperatifleriyle ilgili bahsettiniz ama faal olan kooperatif sayısına baktığımız zaman da çok böyle yüksek bir hedef koyulmadığını görüyoruz. 2021 yılı gerçekleşme 13.500, 2022 tamamlıyorum 12.800. Yine kurulan kooperatif sayısı 2021'de 45 bekleniyor, 2022'de 40'a düşmüş. Perakende pazarında e-ticaret oranında da bir yükseliş görünmüyor. Bunu bir açıklarsanız, orada tam olarak nedir bu alt performans göstergelerinde? 2021 yılı sonu %17 gerçekleşme bekleniyor. 2022 hedefi 8.5%. Üretici örgütlerinin pazar payında da bir hedef küçültülmüş görünüyor. Sonuç olarak yürütülen ekonomi ve ticaret politikasının bize maliyeti daha değersizleşmiş milli para, üretimde tıkanıklıklar, işsiz sayısında yoğun artış, daha fazla emek sömürüsü olacaktır Sayın Bakan. Sizin Ticaret Bakanı olarak tıkanan noktalar ile ilgili yol haritanızı yeniden gözden geçirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu işlemde karlı çıkacak olanlar kimlerdir? KOBİ'lerimizdir, esnaflarımızdır, çalışan yoksul kesimlerimizdir. Sanayicilerimiz de bu işten mutlaka karlı çıkacaktır ama toplum karlı çıkacaktır. Bu arada değinmeden geçmek olmaz. Son bir cümleyle. Daha önceki Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın yaptığı yolsuzlukla ilgili, kendi bakanlığına rekabet ilkelerine aykırı bir şekilde yüksek fiyatla mal satarak satan bir bakan hakkında hala bir soruşturma açılmamış olmasını da kayıtlara düşüyorum. Sizin de bir şeyiniz bu. Maalesef şanssızlığınız oldu böyle bir şeyin üzerine.